Çölyak hastalığı bazı besin maddelerinde bulunan glutein adlı bir proteine karşı bağışıklık sistemimizde oluşan tepki ile ince bağırsaklarda hasar meydana gelmesiyle karakterize bir hastalıktır. Kalıtsal bir hastalıktır. Çevresel faktörlerin de etkisiyle zaman içerisinde ince bağırsaklarda villus dediğimiz böyle milimetrik küçük parmaksı çıkıntılar mevcuttur ve emilimle ilişkili bu yüzeyde giderek gelişen hasar bazı besin maddelerinin emilimini güçleştirerek çöleğin tipik klinik tablosunun oluşmasına neden olur. Belirtileri yaşa göre değişkenlik göstermekle birlikte erişkin dönemde daha çok karın ağrısı, karında şişlik, kilo kaybı gibi belirtilerle başlayıp zaman içerisinde emilemeyen besin maddelerine bağlı gelişen ek semptomlarla birlikte daha geniş bir klinikle karakterizedir. Özellikle yağda eriyen vitaminlerin emilmemesi sonucu gelişen kemik erimesi, buna bağlı bel ağrıları, eklem ağrıları söz konusu olabilir. Yine potasyumla ilişkili sorunlar nedeniyle kas ağrıları, kas krampları gelişebilir. En önemli belirtilerinden bir tanesi zaman içerisinde gelişen demir eksikliğine bağlı kansızlığın ve kansızlığa bağlı halsizlik, çarpıntı, çabuk yorulma gibi semptomların gelişmesi, saç dökülmesi ve beraberinde bulunan diğer hastalıklara ait belirtilerle çok geniş bir spektruma yayılabilir. Çölyak hastalığının belirtileri çok geniş bir spektruma yayılır aslında. En sık karşılaştığımız bulguları karın ağrısı, ishal ya da zaman zaman gelişen ishal atakları ve karın şişliği, dirençli bir karın şişliğidir. Bunun yanı sıra kilo kaybı söz konusu olabilir. Tabloya zaman içerisinde gelişen emilemeyen besinlerin, vitaminlerin, minerallerin oluşturduğu klinik tablo hakim olabilir. Örneğin kalsiyum emilmesindeki sorunlar nedeniyle kemik erimesi meydana gelir ve buna bağlı bel ağrıları olabilir. Yine bazı mineraller sonucunda gelişen kas ağrıları, kas krampları, saç dökülmesi, ağız içerisinde gelişen yaralar. Bunun dışında zaman içerisinde vitaminlerin eksiklikleri sonucu gelişen diğer belirtiler klinik tabloya eklenebilir. Ama en sıklıkla gördüğümüz karın ağrısı, ishal atakları, kilo kaybı gibi semptomlardır.